Hocam Ramazan orucu tutmak istiyorum ama Ramazan orucuna kuşluk vaktinde niyet edebilir miyim? Evet. Şimdi Hanefi mezhebinde niyet e, orucun olması olmazlarındandır. Bir kişi eğer orucuna niyet etmeyecek olursa oruç geçersiz olur. Niyet de Hanefi mezhebinde e, sözle değil de kalbin kastıdır. Yani tıpkı diğer ibadetlerde olduğu gibi çünkü diğer ibadetlerde de niyet aynı şekilde kalbin kastıdır. Namazda, zekatta, oruçta her türlü ibadette olduğu gibi kalbinden şunu geçirmesidir oruçta farz olan. Ben yarın orucumu tutacağım. Böyle bir niyet Hanefi mezhebinde farzdır. O olmadan oruç olmaz. Peki bu niyetin son vakti ne zamandır Hanefi mezhebinde? Hanefi kaynakları bu meseleyi oruçta niyeti şu şekilde inceler. Oruç ya nafile bir oruç olur veya vacip demiş olduğumuz hem farzı hem de nafileyi içine alan bir oruç olur. Nafile oruçlarda zaten nafile ibadet olduğundan dolayı esneklik olduğundan dolayı kaba kuşluk vakti demiş olduğumuz vakte kadar niyet edilebilir. Kaba kuşluk vaktini farz oruçta anlatırız. Nafilelerde bir esneklik vardır. Geceden de niyet yapılabilir. Gündüz kaba kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Şeyde ise vacip oruçlarsa Hanefi mezhebinde ikiye ayrılır e, ee, vacip oruçların bazı muayyen günlerin oruçlarıdır. Bazı ise muayyen değil mutlak günlerin orucudur. Muayyen orucu ne gibi? Mesela Ramazan'ın 30 günü muayyendir. Ramazan için hasredilmiştir. Yine vatandaşın adamış olduğu işte Şevval'in ilk 10 günü Allah için oruç tutmak üzerime vacip olsun şeklindeki nezri muayyene. Bu da belli bir gün orucudur. Böyle bir oruç bu, bu tür günlerde vakitler belli olduğundan dolayı bu tür oruçlara geceden niyet etmek sayı olduğu gibi yine kaba kuşluk vaktine kadar da niyet mümkündür. Bunda da bir problem olmaz. Diğer şeylerse yani e, mutlak vacipler ise ne gibi? Üzerime bir kazan var onu tutacağım. Hangi gün tutacağım belli değil. Kefaret orucum var hangi gün tutacağım belli değil. Üzerime bir gün oruç tutmak vacip olsun dedim hangi gün tutacağım belli değil. Bu şekildeki mutlak vacip ise Bunlar mutlak olup belli bir güne hasredilmediğinden dolayı onu en başından bir yere sabitlemek gerekir diye geçer kitaplarımızı. Onun için bu tür günlerde kaza tutulacak veya normal bir e, muayene olmayan nezir tutulacak ise veya kefaret tutulacak ise geceden niyet mutlaka zorunludur. Niyet zorunludurdan kastettiğimiz tekrar diyelim kalbin kastıdır. Yani geceden imsaktan önce vatandaş mutlaka şunu diyecek. Ben Yarın oruç tutacağım. Kalpte bu olacak. Mutlaka sahur yapması veya sahurdan önce kalkıp niyet etmesi gerekmez. Ee, geceden yatıyorken yarın oruç tutacağım deyip niyetine aksi bir durum zahir olmaz ise aynı şekilde devam ediyorsa bu niyettir yeterlidir. Veya imsak kalktı imsa yaptı tek başına imsak da yeterlidir. Çünkü imsa bir adam gecenin köründe yapıyorsa anlayın ki oruç tutuyordur. Kalbinde o kasıt vardır. Onun için bu tür ibadetlerde yani mutlak vaciplerde geceden niyetin edilmesi imsaktan önce şarttır. Bunlar dediğimiz gibi kazalar, mutlak neziller ve kefaret oruçlarıdır. Demin dediğimiz gibi muayyen günlerdeki oruçlar özellikle Ramazan gibi oruçlarda ise Hanefi mezhebinde geceden niyet sayı olduğu gibi ee, kaba kuşluk vaktine kadar da niyet sahihtir. Bu kaba kuşluk vakti ne zamandır? Burası biraz vatandaşın aklını karıştırıyordur. Kitaplarımızda zeval vaktine kadar diye geçiyordur. Şimdi bunun hesabını kitaplarımız şu şekilde yapar. Ne harişer-i'nin yarısından öncesine kadar niyet sahihtir. Yani vatandaş oruca, Ramazan orucuna niyet edecek, geceden kalkamadı. İşte saat 9-10 oldu niyet edebilir mi? Bunu şu şekilde tespit edecektir. Nehari şer'iyi tespit edecek öncelikle. Nehari şer'i İslam hukukunda nedir? İmsak vakti ile akşam vakti arasındaki vaktin tamamına nehari şer'i yani şer'i gündüz denilir. Bunlar kaç saat? Diyelim 14 saat. Yani imsak vaktinden akşam namazına kadar 14 saat oruç tutuluyor. Bunu tespit edecektir. Bunun yarısından bir dakika öncesi. Yarısı kaç saat? 7 saat. 7 saatten 1 dakika öncesini baz alacaktır. O zaman kişi oruca niyet edebileceği son vakti tespit için imsak vaktine Nehari şer'inin yarısı olan 7 saati ekleyecektir. Diyelim imsak saat 5'te mi oluyor? Nehari şer'inin yarısı 7 idi. 5'in üzerine 7'yi ekleyecek 12. O zaman 12'den 1 dakika önce yani 1159'a kadar ne yapabilecektir vatandaş? Orucuna niyet edecektir. Bu kaba kuşluk vakti denilen veya zeval vakti denilen şey budur. Yoksa birilerinin anladığı gibi zeval vakti şu değildir. İşte Hanefi mezhebinde oruç tutmanın mekruh olduğu vakitler vardır. Güneşin doğduğu, işte namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler. Güneşin doğduğu, ortadaki hali ve şey vakti, batma vakti. İşte ortadaki haline genel kitaplar zeval vakti diye denilir. O vakti. Çünkü e, öğlen vakti gir diyen e, zevale başta. O vakit denilir sadece bazıları. 40-45 ve Hayır o vakit değildir. Bu zevalden kastedilen nehar şer'inin yarısıdır. O da demin dediğimiz gibi imsakla akşam namazı arasındaki vakit tespit edilir. O ikiye bölünür. Bu vakit bu ikiye bölündükten sonraki kalan imsak üzerine eklenir. Ondan bir dakika öncesi nehar Ayrı şer'inin yarısının öncesidir. Bu vakite kadar niyet etmek mümkündür. Vatandaş niyetini edecek olursa Ramazan orucunu kurtarmış olur.